Tonguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf yamuk konusuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, bugün yamuk göreceğiz. Yamuğun özellikleri, yamur ikiz kenar yamuk ve dik yamuğu gördükten sonra bugünkü dersimizi bitireceğiz. Her zaman olduğu gibi, her zaman olacağı gibi takvimimize bir göz atalım. Çok güzel ara tatili bayramla birleştirerek müthiş bir şekilde dinlendik, akrabalarımızı sevdiklerimizi gördük. Tatilin sonuna kadar e, kullandık, hakkını verdik ve bugün günlerden salı, 25 Nisan salı ve yamuk konusunda sizlerle birlikteyiz. Saatimiz de 5.30. Evet arkadaşım çok fazla vakit kaybetmeyelim. Bugün yapacaklarımızı söyledik ama ilk baştan hemen ödevimizi verelim. Zaten her zaman söylüyoruz. Bizi diğer kanallardan ayıran en büyük özellik ne? Ödevlendirme sistemi. Neler yapmıştık bu arada? Dörtgen ilk önce çokgenleri yaptık. Sonra da dörtgenleri yaptık. Dörtgenlerin kuralları önemliydi. Neden önemliydi? Çünkü diğer her tarafta bunlar kullanılacaktı. Ve sayfa 279'a geldiğimde yamukta açıyla başlıyorum. Yamukta orta taban çok önemli. Ve sonrasında da yamukta alanı yapıyoruz. İkiz kenar yamuğu görüp dik yamukla olayı bitiriyorum. Ve farkında mısınız bilmiyorum. Biraz çıkmış sorulara bakarsanız adamlar bu sorudan birebir aynısını sordular. Yani yamuk konusundan istisnasız her sene soru geliyor TYT'de. Çünkü 10. sınıftan TYT'de soru geliyor. Unutma aklında olsun. Nereye kadar dedik? Yamuğun sonuna kadar yapıyorsun ve ondan sonra bir dahaki derste de hazır geliyorsun. Sakın kaçırma bunu. Bir daha tekrar hatırlatacağım. Biz sözü fazla uzatmayalım. Başlayalım. Yamuk dediğimiz şey nedir? İki kenarı birbirine paralel olan dörtgene yamuk denir. Hocam peki iki kenar birbirine paralelse al çektim. Bunları da birleştirdim. E, bu da mı yamuk? Evet. Yamuk genel bir dörtgendir. Yani kare, paralelkenar, dikdörtgen bunlar da aynı zamanda özel bir yamuktur. Ama burada ne var? İki kenarı birbirine paralel olsun yeter. Bakın paralel mi? Paralel. O zaman bu nedir? Bir yamuktur. İş isnası. Daha da ayrıntısı bize dikdörtgen, kare, paralelkenar verir. Ama biz ne diyoruz? İki kenar paralelse biz buna yamuk diyoruz. Bakın paralel mi? Paralel. Peki buralar fark eder mi? Fark eder. Birbirinden farklı olabilir mi? Olabilir. Aynı da olabilir. Göreceğiz zaten ikiz kenar yamukta. Ama bilmem gereken A, B, D, paralel olacak. Bir de arkadaşım unutma paralellikten dolayı hatırlıyor musun? Bir tane C kuralımız vardı. C kuralı neydi? Bu ikisinin toplamı. Bakın Z kuralından dolayı şöyle bir Z yaptığımda bu açı buraya eşit olduğu için toplamları 180 olduğu için biz ne diyorduk? O zaman şuradaki açıyla şuradaki açının toplamı 180'dir diyorduk. Bakın DCB ya da BCD fark etmez. Kim var bir de? ABC. O zaman bunlar nedir? 180'dir. Peki buradakiler aynı mantıktan dolayı nedir? 180'dir. Ama bu ikisinin birbiriyle alakası var mı? Yok. Bu ikisinin birbiriyle alakası var mı? Yok. Yukarıdakiler aşağıdakilerle. Yukarıdakiler aşağıdakilerle toplandığı anda 180'i yapıştırıyorsun. Hemen bir soru var. Isınalım bakalım. Ne diyor? AD, DC'ye ne demiş? A, D, D, eşitmiş. Tamam. Paralellik de varmış. Yamuk olduğundan dolayı biliyoruz. Ama burada niye bir daha paralel diyor? Çünkü bunlar mı paralel? Bunlar mı? Aslında görsel olarak gözüküyor ama sen yine de karıştırma diye söyler her zaman. Evet bunlar birbirine eşitse arkadaşım. İkiz kenar. Tepe açım 110. Geriye 75 kaldı. 70 kaldı özür dilerim. 70 kaldı için 2'ye böldüm 35 derece. 2'ye böldüm 35 derece. E, Z kuralından dolayı e burası da ne diyor o zaman? 35 derece. E zaten 70'ti. Onu biliyordum ben. Burayı da hallettim. Şimdi devam edelim bakalım. Bunu hallettik, bunu hallettik. 110 hallettik. AC ne diyor? BC dik. AC BC'ye dik diyor. E burayı da patlattım, yapıştırdım. Burası da tamam. Bir de bana diyor ki A, B, C'ye sen alfa dersen buraya alfa dersen C, A, B açısı da 15 derece fazla diyor. C, A, B açısı da 15 derece fazla diyor. E, C, A, B açısının 35 olduğunu biliyorduk. O zaman burası ne oluyor? 50 olarak geliyor. Şimdi burada ufak bir sıkıntı var. Sanırım e, bize ne soruyor burada? A, C, B açısının kaç olduğunu soruyor. Zaten A, C, C'ye dik olmaz. O yüzden sorumuzun şu kısmını silelim. Yani burada 90 derece yok arkadaşlar. Bize söylediği şey şu. CAB açısı 35 dereceydi. 15 derece fazlası. Yani şurası bizim için alfa değildi, de direkt 50 derece diyebiliriz. 50 derece dersem ne olur? 50 derece dersem zaten 35, 50 daha 85. O zaman buraya da kaç kalır? 95 derece kalır. Bizim de ne olur o zaman? A, C, B açısının ölçüsü ne olacak? Bizim 95 derece olacak. Ya da şöyle düşün. 50 35 daha 85. 50 bu açının tamamı toplanınca 180 olduğu için burası 130 olmalı. 130 olması gerektiği için de 35 çıkartsam yine 95'i bulurum. Ufak bir hata var burada sadece. O da AC BC'yi dik diyordu. O diklik olmaz. Dik olsaydı zaten ACB açısı ne olacaktı? 90 derece olurdu ki öyle bir şey yok. Güzel bir ısınma oldu. Şurayı gözden kaybedelim. Onun haricinde bir sıkıntımız yok. Geldim buraya. Ne var burada? AB DC'ye paralel olmak üzere ABCD yamuğunda AD ile bakın AD ile BD'nin orta noktaları hatta burayı da ufak bir düzeltelim. Şurası BC olacak arkadaşım. BC'nin orta noktaları E ve F noktalarını birleştiren EF doğru parçasına orta taban verir. Yani iki tarafı da Bakın bunlar birbirine eşit mi? Aşağısı yukarıya, aşağısı yukarıya eşit. Ama yan taraf, sağ taraf, sol taraf eşit değil. Unutma arkadaşım, değil. Bu aklında olsun. Ne diyoruz biz şimdi o zaman? Şöyle bir şey söylüyoruz. AD ve BC'yi ortaladığın anda burası ne olacak? Tam orta taban olacak. Peki orta tabanın mevzusu ne? EF'nin mevzusu ne? AB ile DC'yi topluyorsun. Yani A ile C'yi topluyorsun. 2'ye bölüyorsun. O zaman buranın uzunluğu ne olacak? yukarıya aşağıyı toplayıp ikiye böl. Zaten ben her zaman söylüyorum. İster matematik ister geometri. Orta noktayı bulmak istiyorsan toplayıp ikiye bölüyorsun. Bu da aklında olsun. Mesela bir sorumuz var. Bakalım nasıl yapacağız. A, B, C, D yamuğunda. A, B paralel. Nereye? E, F'ye. O da K, L'ye. O da M, N'ye. O da D, C'ye paralelmiş arkadaşım. O zaman bize söylediği şey. Burası 8. Burası 20 ise hemen şöyle diyebilir miyiz? Bakın bu parça buraya eşit mi? İki parça iki parça. Burası da buraya eşit. iki parça iki parça. O zaman ben şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Buradaki KL benim büyük yamuğumun orta tabanı oldu mu? Oldu. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Toplayıp ikiye bölsem. 20 artı 8 28. Bölü 2 14 oldu mu? Oldu. Şimdi yeni bir yamuk düşünürsem. Burası da buraya birbirine eşit. Bura birbirine eşit. O zaman buralar orta nokta. O zaman MN orta taban. Toplayıp ikiye böldüm. 14 artı 8 22. 2'ye böldüm 11 etti. Bu aşağısı yeni bir yamuk. Bakın bunlar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit. 14 artı 20 etti mi sana 34. 2'ye böldüm 17 oldu mu? Oldu. İşte bu kadar. Şimdi bu soruyu böyle hallederim. Yani EF'ye 17 derim. MN'ye de 11 derim. Bunların farkı da bana 6 santimetre olarak gelir. Yalnız bu soruyu şöyle de çözebilirdim. Bakın şöyle de pratik çözebilirsin. Bu bir basamak mı? Basamak. Birbirlerine eşitler mi? Yani daha doğrusu eşit aralıklarla mı gidiyorlar? Yani bir evin merdivenleri gibi. 20 ile 8 nedir arkadaşım? Farkı 12. Yalnız burada 1, 2, 3, 4. Bakın aradaki yeri saymıyorum. Buradan merdiven atlarsam 1, 2, 3, 4 merdiven atladığıma göre 12'yi 4'e böl 3 eder. Demek ki her bir merdiven bana 3 katıyor. Ya da Aşağıdan yukarı çık çıkarken 3 azalıyorum. O zaman pratik bir şekilde 20 eksi 8 12. 4'e böldüm 3. 20'den 3 çıktım 17. 3 çıktım 14. 3 çıktım 11. 3 çıktım 10... şey, 3 çıktım 8 diyerek soruyu böyle pratikte yapabilirdim. Ama ben ne yaptım farklı bir yöntem olarak? Büyük yamuk yaptım. 14'ü buldum. 20 artı 8 bölü 2 14. Küçük yamuk yaptım. 6 yamuk. 20 artı 14 bölü 2 17. Üstteki küçük yamuk yaptım. 14 artı 8 bölü 2. 22 bölü 2'den yani 11 yaptım. Oradan buldum. Hiç fark etmez nasıl oldu. Bu şekilde güzel bir şekilde yapmış olduk. Geldik bir başka bir ekstraya. ABCD yamuksa ve a, B, D, C yapar. a AC ve BD köşegense gördüğün gibi e, de orta noktaysa. Şimdi buraya lütfen dikkatli bakalım. EF orta noktaysa bize KL'nin kaç olduğunu söylüyor ama ben sana onu söylemeyeceğim. Bakın EK ve FL EK ve FL A bölü 2'ymiş. Hemen şuradan bakarsak hemen şuradan bakarsak hatırlarsanız orta taban sadece yamukta yoktu. Nerede vardı? İlk nerede görmüştük? Üçgende görmüştük. Burası buraya eşitse burası buraya eşitse ve paralellerse ya da biri varsa sıkıntı yok. Paralellik varsa bir eşitlik varsa diğeri de eşitti. O zaman ne oluyordu? Burası A ise burası A bölü 2 olurdu. E burası A ise o zaman şurası A bölü 2 mi? Evet bunu biliyoruz zaten. E burası A ise burası A bölü 2 mi? Evet burayı biliyorum zaten. E o zaman arkadaşım bir de bir de şuradan bakarsak bize KF'nin ya da FK'nın L e ile E L ile yani E ile ile uzunluğu da C bölü 2 diyor. Onu da şuradan görebilir miyim? Bakın birbirine eşit alt taban C o zaman şunun tamamı C bölü 2 olduğunu söyledik. Aynı şekilde bakın bu taraftan bakarsam da alt taban C o zaman orta taban C bölü 2 mi? Evet. O zaman şurası da C bölü 2. He, işte bu kadar. Bize de en sonunda da KL'yi ne veriyor arkadaşım? Bakın buranın tamamı C bölü 2 idi. E bu ufak parça A bölü 2. Buranın tamamı C bölü 2 idi. Bu ufak parça A bölü 2. C bölü 2'den A bölü 2'yi çıkartırsam ne olur arkadaşım? Ortak paydadan dolayı C eksi A bölü 2 olur. Heh, o zaman şöyle diyebilir miyiz? Bir yamukta bakın bir yamukta orta taban neydi orta taban? A ile C'nin toplamının yarısıydı. A ile C'nin toplamının yarısıydı. Sonrasında ne olacak arkadaşım? Sonrasında ne olacak? Sonrasında da şöyle bir mevzu olacak. Ben köşegen yaparsam da şu köşegenlerin arasında kalan kısımda ne olmuş olacak arkadaşım? A eksi C bölü 2 olacak. Yani tamamı A artı C bölü 2. Burası da A eksi C bölü 2 olmuş olacak. Aklında olsun. Zaten biz bunu üçgenlerden de tık 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 yaparız. Ama yapamazsak formüle ihtiyaç duyarsak da buradan halletmiş oluruz. Hemen bakın şöyle yapabilir miyiz? Hemen adamın dediği gibi bir önce kuralda dediği gibi ben zaten biliyorum ama olsun. Şöyle diyebilir miyiz? Bakın 24. Burası orta taban. 12 mi? Evet, o zaman buraya gidi dedim mi? Dedim. Geldim buraya. E burası yine aynı şekilde. Orta taban mı? Evet, orta tabansa 24, 12 ise zaten buralar birbirine eşitti 5 5'ti. E diğer taraftan bakarsak e burası 5'ti. Orta tabandı. E şu üçgene göre orta tabandı bakın. BDC üçgene göre orta tabandı. O zaman 5'in iki katı 10'du. Ya da şöyle söyleyebilir miyiz? Burası 5'se burası 10 muydu? Evet. E burası 10'sa burası 5 miydi? Evet. Zaten 20 art, 24 artı 10 34. 2'ye böldüm 17. 17 de buradan zaten burayı 7 veriyor. Ya da ya da 24 eksi 10 14. 2'ye böldüm 7 ortayı veriyor. O zaman ne diyorum ben de? KL eşittir 7 santimetredir dedim. Ve olayı bitirmiş oldum. Geldim bir başka soruma. Yalnız bu sorum bir önceki gibi değil. Niye? Çünkü burada bakın CG ile GB FD ile FA birbirine eşit değil. O zaman burada başka bir çakallık var. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Biz geçen sene üçgenlerden böyle bir şey gördüğümüzde burası buraya paralelse ne diyorduk? Kelebek diyorduk. Hatta ve hatta ufak özürlü bir kelebek diyorduk. Ne yapıyorduk o zaman? Şurası 5, şurası 20 dedim. 20 dedikten sonra bakın ne olacaktı? Şurası K, burası 5'e 20 olduğu için 4K. Burası M, Burası ne olacaktı? 4 mü? Bakın yukarısı be, aşağısı dörtler üçgeni. Yukarısı birler üçgeni oldu. Niye? K, -M 5. 4K, 4M, 20. He. Tamam. Burayı hallettik. Peki o zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Burası 4 ise burası 4K ise istersen tersten bak istersen düzden bak. Hemen bakın göstereyim. Hemen bakın göstereyim. Bakın şurası paralel olduğuna göre Burası buraya paralel olduğuna göre. E arkadaşım o zaman şöyle bir üçgen çıkmış mı karşıma? Paralellik var. Burası K. Burası 4K. Burası 20. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Çok dikkat. K'ya M. M demeyelim de. K'ya işte X diyelim. Bakın. K bölü 5K benim küçük üçgenle büyük üçgenimin yan kenarları sol kenarları oranı K'ya 5K. Bu tarafta ne var? X'e 20 var. K'lar birbirini götürdü. 5'ler birbirini götürdü. O zaman burada direkt 1 kaldı. 1 eşittir. X bölü 4'ten dolayı X'i kaç buldum? 4 bulmuş oldu. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Peki tersten baksak hocam nasıldı? Bakın tersten de bakabiliriz. O zaman da şöyle bir üçgen çıkıyor mu? Bakın şöyle bir üçgenim çıkıyor. Şurada bir tane paralelim var. Buranın 5 olduğunu, buranın K olduğunu, buranın 4K olduğunu biliyorum. E o zaman ne yaptım arkadaşım bak? Ne yaptım? 4K'ya 5K 4K bölü 5K eşittir X bölü 5. K'lar birbirini götürdü. 5'ler birbirini götürdü. X direkt kaç çıktı? 4 çıktı. İşte bakın burası da ne olmuş oldu? yine 4 olmuş oldu. İster bu taraftan ister bu taraftan bak. Zaten bu kanatlar nedir? Kanatlar birbirine eşittir. Adam da bize zaten FG'nin tamamını soruyor. FG'nin tamamı için ne yapacaksın? Sağa soldan birini bulsan yeter. O da ne olacak arkadaşım? 2 ile çarpacaksın. Biz EG'yi bulduk 4. FE'yi bulduk 4. Hocam şansa mı çıktı? Kesinlikle şans değil. Bunlar birbirine eşitlerdir. Geldik buraya. Hemen sorumuza bakıyoruz. Yine bir paralellik var. A, B, C, D, E, F birbirlerine paralel. Paralellerse arkadaşım çok uzatmadan olayı şu paralel doğru çizgisini uzatayım ben. Bakın buradan başladım. Bu paralelse burası da paraleldir. Paralelse o zaman Z kuralı var mı? Var. Hemen burada siyah kalemimi alıp göstereyim. Z kuralı varsa burası da tek çizgi mi? Tek çizgi. Alttan Z kuralı var mı? Var. O zaman burası tek nokta mı? Tek nokta. İki çizgi, iki nokta biraz önce görmüştük. Neydi? 180 dereceydi. O zaman tek çizgi, tek nokta 90'dır. Oo, Burada 90 olduğunu gördüm. Çok iyi. Bu arada, bu arada şu adam, şu adama eşit. Bu adam da buraya eşit mi? İkiz kenardan dolayı. İkiz kenar, ikiz kenar. Oo, bu da tamam. O zaman çok süper bir şey gördüm. Gördüm. Burası ikiye böldüğü için orta taban. Demek ki o zaman şuralarda bir eşittir. Paralel olduğundan dolayı o zaman buradaki EF demeyelim de GF buradaki GF nedir arkadaşım? GF orta tabandır. 16 artı 26 bölü 2 eşittir. 22 bölü 2'den dolayı 11 oldu. 11 ise arkadaşım o zaman burası 5 ise burası da yine 6'dır. İşte bitti olay. Bize AD'yi soruyor. AD zaten muhteşem üçlünün parçaları olduğuna göre. O zaman AD altının iki katı 12 santimetre olmuş oldu. Bir kere daha anlatayım. Bir kere daha açıklayayım. Burada paralellik vardı. Uzattım paraleli. Z'den dolayı gördüm ki burası çift çizgi. Z'den dolayı gördüm ki burası tek nokta. İki çift çizgi, iki tek nokta konunun başında söylemiştik 180'di. İkiye bölersen tek çizgi tek nokta 90'dır. Demeye gerek yok artık ben bunu ezbere bilmem lazım. İster paralel kenarda ister yamukta bir açı ortay gelir. İki açı ortay gelirse bu açı ortaylar ne yapar arkadaşım? Bizi 90 yapar. Burayı 90 yapar. Ve paralel çektiğin anda da burası muhteşem üçlüye gelir. Muhteşem üçlüye gelir arkadaşım. Unutma. Muhteşem üçlüye gelirse de orta taban yardımıyla 16 artı 6 22. 2'ye böldüm. 11 olur. Haberin olsun. Aklında olsun. Güzel bir soruydu. Bu soruyu da bitirmiş olduk. Geldik yamur alanına. Yamur alanı çok kolay iki üçgen. Bakın şuradan bir üçgen çekersem. Yükseklik çarpı taban bölü 2. A çarpı H bölü 2. Yükseklik çarpı taban bölü 2. C çarpı H bölü 2. Toplarsan A H bölü 2. C H bölü 2. Ne olmuş olur arkadaşım? A H bölü 2. C H bölü 2. A artı C parantezinde H bölü 2 olur. O zaman biz de şöyle diyor muyuz? Alan eşittir. Orta taban çarpı yükseklik. Tabii ki de bu kısa formül ya. Aklımda kalsın diye pratiklik olsun diye orta taban çarpı yükseklik diye alanı direkt söyleyebilirim. Bakın şimdi olaya. Bakın şimdi olaya. Ne var burada? 14 var. 26 var. 11 kök 2 var ve burada da ne var arkadaşım? Benim 11 kök 2'm var. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Bakın. Şu parçayı uzatsam dışarı. Şu parçayı uzatsam. Ve bu köşeden dik çeksem. Dik. Yani yukarıya ve aşağıya dik. Bakın buraya dikeceksem. E, bu adam 135'ti. E paraleli uzattığım için buraya ne kaldı? 135 dereceden 45 derece kaldı. E, 90 vardı. E, o zaman bu adam da 45 derece. E, burası 11 kök 2 ise hipotenüsüm. Biliyorsun A A kök 2 idi. O zaman şurası 11. Şurası 11 oldu. Peki bu 11'in veyahut da bu 11'in bana getirdiğini sadece bildiğim şey şu. O oradan dik geliyorsa bu da buradan dik geliyor. Paraleller arasında diklikler birbirine eşittir. O zaman benim yüksekliğim o biridir. Peki alan neydi alan? Alan ABCD orta taban 16 artı 20 14 artı 26 40 Bir hemen yazalım. 14 artı 26 bölü 2 40 bölü 2'den 20 çarpı H yükseklik. E arkadaşım o zaman hemen yapalım. Alan ABCD ne olacak arkadaşlar? Burası dediğimiz gibi 20 idi. 20 ile 11'i çarparsan da 220 santimetre değil artık alana geçtiğimiz için santimetre kare olacak. Bu soru da bu şekilde bitecek arkadaşım. Yani buradaki 135'in anlamı neydi? Dışarıdaki dik üçgenden dolayı 11 kök 2'yi kullanıp oranın yüksekliğini yani şu paraleller arasında kalan uzaklığı bulmaktı. Onu da yapmış olduk. Geldik başka bir soruya. O da şu. Bir yamukta orta tabandan köşelere çekilen doğru parçaları ne yapar? Yamuğu iki alana böler. Yamuğu iki alana böler. Yani B, e, C üçgeninin iki katı çemberin alanıdır. Ya da şöyle söyleyelim. Şurası A ise şurası B ise burası nedir? A artı B'dir. Hatta ve hatta burası A artı B ise çem yamuğun e, bütün alanı da 2A artı 2B'dir. Yani bu ikisinin toplamı burayı verecek. Unutma. Bunun da iki katı bütün alanı verecek. Aklında olsun. Mesela bak şimdi. Neyi biliyorum ben? Dik üçgen diyor. 8 diyor. 10 diyor. Buranın 6 olduğunu biliyorum. E bu alanı sen biliyor musun? Biliyorsun. 6 çarpı 8 bölü 2'den. O zaman bu alan ne oldu? 24 santimetre kare oldu. E bana bütün alanı soruyorsan sen. Alan ABCD eşittir. 24 çarpı 2 olacaktı. Buradaki alanı görüyoruz şu an bakın. Burası. Tam orta noktadan ayırdığı için 2 katıydı. O zaman ne diyorum? Alan ABC'de 24 çarpı 2'den dolayı 48 santimetre kare olmuş oldu. Çok uzatılacak, üzerine düşünülecek, söylenecek bir soru değil. Çok basit bir mevzu. Bunlar eşit oluyor. Bu arada dikkat edin. Bunlar eşit olmak zorunda. Başka türlü bu formül kullanılmaz. Mesela ben size göstereyim şöyle bir şey var. Şöyle geldi, şöyle gitti. Arkadaşım burası A, burası B ise burası A artı B değildir. Bakın unutmayın. Burası yarısı değildir alanın. Önemli olan bu ikisinin birbirine eşitliği. Eşitlik olacak aga. Geldik bir başka mevzuya. O da şu. Benim kanatlarım var ya kanatlarım. Birbirine eşittir. Niye? Yükseklik belli, taban belli. E yükseklik çarpı taban aynıysa şu alanlı, şu alan birbirine aynı. E, burası ortak A. O zaman ne diyorum? S, S, A. Burası da B. Yalnız bu A ile B ile S'in arasında bir ilişki de var. O da şu. Çaprazlamasına çarpımları birbirine eşittir. Ben bunu nereden biliyorum? Yamuktan da biliyorum. Ya yamuk diyorum özür dilerim. Dörtgenden de biliyorum. Dörtgende ne demiştim? Dörtgende şöyle bir şey söylemiştim. İlk öncelikle bunların eşitliğini biliyorum. Böyle bir alanlarda çaprazlamasına alanlar çarpımı birbirine eşitti. O zaman S çarpı S, S kare ve A çarpı B, AB. O zaman S kare AB'dir. Bu da aklımda olsun. Şimdi bakalım absürt bir soru mu? Nasıl bir soru bu? ADG10. ADG10 arkadaşım. Bakın şuradan bir bıdık çekelim aşağıya. Bu 10 burası da 10'dur. EHC2'ymiş. EHC2 ise 2'dir. Burada tamam. E, C, Y, K dersen diyor. F, B, 3K'dır diyor. Oba. O zaman şöyle bir şey var mıydı? Benzerlik oranı. Bakın hatırlıyor musunuz? Benzerlik oranı. Iki, e, K bölü 3K ise. Bunlar gitti. Benzerlik oranı 1'e 3 ise. O zaman alanları oranı eşittir. Karesiydi 1'e 3'ün. 1'e 3'ün karesi ne olacak? 1 bölü 9 olacak. O zaman 1 bölü 9 arkadaşım. Burası iki ise burası iki katı şey 9 katı 18 olacak. Şimdi bize diyor ki alan alan E G F H. Şu arada kalan alanı soruyor bana. O zaman onu da çok güzel bir şekilde yaparım. Hatta ve hatta ne yapacağız? Farklı farklı yöntemlerden yaparız ama buraya A dedim. Burası da A olduğunu biliyorum. Ne yapacaktık? A çarpı A 2 kere 18. O zaman ne olacak? A kare eşittir 36'dan dolayı. A ne gelecek? Neyin karesi 36'dır? 6 altı ya da eksi 6 ki alanda eksi 6 olmaz. O zaman burası da 6'dır. Bize de zaten şuradaki dörtgenin alanı soruyor. Alan E, G, F, H ne olacak arkadaşım? 10 artı 6'dan dolayı 16 santimetre kare olacak. Bazı arkadaşlar hocam niye bunu a 18-36'dan yaptın diye hiç gerek yok diyebilir. Çünkü burası K ise burası M'dir. Burası 3 kaysa burası 3M'dir. Zaten 2'yi gören M ise 3M'yi gören 6 olacaktı. Bunu da burada söylerdim hocam diyen varsa doğru söylüyordur. Aferin ona derim ve geçerim. Olay bu kadar. Geldik ikiz kenarıya mı Demiştik ya bunlar birbirine eşit değil. Ama eşit de olacağı zamanlar olacak. İşte paralel olmayan kenarların uzunlukları birbirine eşit olan yamuğa ikiz kenar yamuk denir ki artık bu ikisi arasında da bir ilişki var. Ne o? Yan taraflar da birbirine aynısı olduğuna göre açılar da birbirine aynısı olacak. Yukarısı alfa beta yukarısı beta aşağısı alfa ise sağ tarafta da yine alfaya beta olacak ve bu kenarlar birbirine eşit olacak. Bu eşitliği de gözden kaçırmayalım. Bakın yamukta şöyle de bir şey var. Köşegen çizersen de bu sefer köşegen çizdiğinde de senin köşegenlerin kestildiği parçalarda yine birbirine eşit olacak. Hatta ve hatta şu dış açılar birbirine eşit olacak. İç açılar birbirine eşit olacak. Z kuralı yaparsan bu nokta buraya geçecek. Ve burada da aynı şekilde yine ne olacak? Birbirine eşitlik olacak. Bunu da unutmayalım. Aklımızda olsun. Ve 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 V. Tamamı C'ydi. Burası A'ydı. O zaman burası da 2 ayırdığımda 2 eş üçgen çıkar. E, A aşağı iner. C'den A çıkarsa C A olur. C eksi A olur. Bakın o zaman şu iki parçaya C eksi A kaldığına göre e, C eksi A'nın yarısı bunun. Yarısı bunun olacak. Aklımda olsun. Geldim değişik bir soruya. Bakın şimdi ne yapabiliriz? Onu düşünelim. 7 var. 25 var. Başka da bir action yok. Peki ne olacak? Ne yapabiliriz? Şöyle yapabilir miyiz? Bakın. Bir tane... Dik üçgen olduğunu unutalım oranın. Dik üçgen olduğunu unutalım. Soruyu şöyle düşünelim. Bu ikiz kenar yamuk ya. İkiz kenar yamuksa bu. Ben şuranın 7 olduğunu biliyorum. Bunların birbirine eşit olduğunu biliyorum. E buranın 25 olduğunu biliyorum ama yukarıdan aşağı indirdiğim dikmelerde bu 7 aşağı kayacaktı. Tamamı 25 olduğuna göre 7 çıkarsa 18. 18 ise arkadaşım 9 buraya kalacak, 9 buraya kalacak. Heh, bir de bana buradan dik verdiğine göre şöyle. O zaman ne olacak? Dikten dikizme mevzusundan dolayı. Bakın şurası 9. Bu parça ne olacak? 16 olacak. 9 ve 16 olacak. Bize de BD kaçtır diyor soruyor. BD. O zaman benim aklıma şöyle bir şey geliyor bakın. Bir dik üçgende dikten dikinerse öklitti. Burası 9'du. Burası 16'ydı. Bize de BD'yi sorduğu için BD'yi sorduğu için bakın Öklid'in 3 tane kuralı vardı. 1. Şu H'i bulabiliyorduk. H neydi birincisinde? H eşittir. Daha doğrusu H'in karesi eşittir. 9 kere 16 idi. Bu buyur. İkinci mevzu neydi? Şuraya M'de, buraya N de M'nin karesi eşittir. 9 çarpı tamamıydı. 9 çarpı tamamıydı. Aynı kuralın içinde bir de ne vardı. n'nin karesi eşittir. 16 çarpı bu parça çarpı tamamıydı. E o zaman şöyle mi olacak bu? N kare kökü aldım. 16 çarpı 25'i de kökü aldım. O zaman n eşittir ne oldu? 16 dışarı 4 diye çıktı. Çarpım durumunda olduğu için 25 liraya 5 diye çıktı. O zaman n eşittir ne oldu? 20 olmuş oldu. Bir de üçüncü bir kural var ki o da Dik kenarların çarpımı yükseklik çarpı tabana eşit. Işte alan formülü vardı. Onu da söylemiş olalım. Bize de BD'yi soruyordu. BD dediğimiz neydi? N eşittir BD'dir. O da eşittir. 20'dir dedik. Hatta 20 santimetredir dedim. Bu soruyu da bitirmiş oldu. Böyle de bu işi halletmiş olduk arkadaşlar. Bunu da bu güzel bir şekilde bitirmiş olduk. Geldik başka bir bilekstreye. Yani ikiz kenar yamukta yamukta bayağı bir kural var. Ama basit nasıl? İkiz kenar yamuğun köşegenleri dik kesişiyorsa o zaman yükseklik A artı C bölü 2 olacak. Yükseklik A artı C bölü 2 olduğu anda zaten orta taban çarpı yükseklikti. E o zaman benim yüksekliğim orta tabansa e, o zaman orta taban çarpı orta taban. E orta tabanda yükseklikse o zaman yükseklik çarpı yükseklik olacağına göre dik kesiştikleri anda orta tabanın karesi ya da yüksekliğin karesi diye cevabı hızlıca bulacağım. Peki bu nereden geliyor? Bakın paralel bir şekilde BC'ye paralel bir şekilde uzatırsam BD'ye paralel şekilde uzattığım anda bu C paralellikten dolayı buraya kayacak ve burası 90 olacak. E 90 olduğu anda bu parça ikiz kenar yamuktan buraya eşit olacak. E bu parça buraya eşitse o zaman bu ikiz kenar yamuk oldu. Ya daha doğrusu ikiz, e, ikiz kenar, dik üçgen oldu. İkiz kenar dik üçgense arkadaşım tabanım A artı C ise o zaman yüksekliğim de A artı C bölü 2 olmuş olacak. Süper bir ispat oldu. Çektim paraleli C aşağıya kaydı. O zaman şu B, de buraya eşit oldu. E bu da zaten buna eşitti ikiz kenardan dolayı. O zaman ikiz kenar dik üçgenden A artı C bölü 2 yapmış oldum ve soruyu bitirmiş oldum. Soru değil daha doğrusu konuyu anlattık. Şimdi soruyu yapacağız. Nasıl bakalım yapacağız? Bura 8 ise bakın buraya ne diyor bana? M diyor. E buraya da 4 M diyor. Nereye 4 M diyor? A, E'ye 4 M diyor. E ben bunu biraz önce de söylemiştik. Burası birler üçgeni ise M, K, 4K. Burası KM M 8 ise. Burası 4 M, 4K, 4 burası da ne olacak? 4 8 olacak. Yani 4 tane 8 32'dir. Bana bu arada ne fark ettim ben? İkiz kenar yamuk artı köşegenler dik kesişiyor. O zaman ben ne biliyorum? H eşittir orta taban. Yani 8 artı 32 bölü 2'den dolayı H nedir? 20'dir. H 20 olduğunda benim artık alanım ortaya çıktı. Nedir? Yükseklik çarpı. Yükseklik çarpı orta taban ya da orta taban çarpı orta taban ya da yükseklik çarpı yükseklikten dolayı 20 çarpı 20'den dolayı ne olmuş oldu? 400 santimetre kare oldu ve bu soruda bitti. Geldik dik yamuğa. Birbirine paralel olmayan kenarlardan biri tabana dik olursa yamuk dik oluyor. Bakın bu normalde böyle yan geliyordu ya yan gelmiyor. Dik geliyorsa biz buna dik yamuk diyoruz. Burada çok kolay bir basit bir olay var. Bir kere A, D, D, dik onu biliyoruz. Bir de arkadaşım yukarıdan aşağı indirdiğinde bu A dik dörtgenden dolayı aşağı iniyor. Bu arada burası bakın. Bakın burası da B değil. Ne olacak otomatikman? H olacak. H ise burası da H olacak. Ve sonrasında da gördüğün gibi B oluyor. E peki A aşağı inerse buraya ne kalıyor? C eksi E H'in karesi. C eksi karesi B'nin karesi mi? Evet. Burada formüle hiçbir gerek yok. Çok basit bir mevzuyu söyledik. Sadece şunu bil. Dik kenar olacak. Yamuğun kenarlarından birisi dik kenar olacak. Tabana dik olacak. O zaman ne diyoruz? Dik yamuk diyoruz. Hemen soruya bakıyorum. Çok enteresan bir soru. Hemen bakıyorum. 25'i gördüm. Başka ne olabilir diye bakıyorum. BE'yi bana soruyor. BE'yi soruyor. Çok dikkat şimdi. Ben büyük bir şey yapacağım. Çok dikkat. Şöyle bir şey göstereceğim şimdi size. Şöyle bir şey göstereceğim. Bu sorunun yine farklı farklı yöntemleri vardır. Ama ben size başka bir tanesini göstereceğim. Şimdi ben şunu çok iyi biliyorum. Dikkat edelim. Ben şunu çok iyi biliyorum. Burası 7 ise şuradan aşağı tık tık, tık çeksem burası nedir arkadaşım? 7'dir. E burası 7 ise burası nedir? 18'dir. Gördük mü? Burası 18'dir. Burası 18 ise arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Burası diktir. Burası pardon diktir diyorum. Burası buraya eşitti. O zaman burası 18 ise bakın şuradan da bir dikinersem bu da orta taban olur. Orta taban olursa burayı ikiye böler. O zaman burası 9, burası 9 olur. 9 ise 9 16'dan dolayı 9 kere 16 144'ten burayı 12 bulurum. 12 bulursam burayı 15, burayı 15 bulurum. Bu bir çözüm yöntemi. Bize BE'yi soruyordu. BE'yi ben ne olur? 15 diye bulurum. Bir kere daha hızlıca anlatayım. Bakın bunu çektim. 7. 7 aşağı indi. Bu tamam. 7 aşağı indi. Bu tamam. Bu indikten sonra arkadaşım şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? 7 aşağı inerse buraya kaç kaldı? 18 kaldı. E burası bir üçgendi. E bunlar birbirine eşitse çektiğim anda paralel orta taban oldu. E 9 9 diye ayrıldı. E 9 9 ayrılırsa öklitten dolayı 16 çarpı 9 144. 144'den 12. 9 12 15'i buldum. Bu bir yöntem. Bu ayrı. Şöyle de yapabilirsiniz bakın. Bakın şöyle de yapabilirsiniz. Dik inmiş ikiye bölmüş. ikiye böldüyse arkadaşım burası nedir? E, inmiş, ikiye böldüyse bu ikiz kenardır. İkiz kenarsa burası da 25'tir. 25 ise 7, 24, 25'ten burası 24'tür. E, dik kısım 24 ise biraz önceki mevzudan burası ne olacak o zaman? Hop 12 olacak. Peki burasının yukarıdan aşağı 7 olduğunu biliyor muyum? E, 7 ise buraya 18 kaldı. Burası da 2'ye böldüğüne göre. Burada 9, 9 oldu mu? Oldu. 9, 12. Yine 15'i gönül rahatlığıyla bulmuş olduk ve 15 santimetredir dedim. Bitirdim. İki farklı yöntem, iki farklı bakış açısı ve gerisi size ait arkadaşlar. Hangisini seçerseniz ona göre bakarsınız. Geldik. Dik yamukta köşegenler dik geçirse ne olur? Bu sefer bakın dik yamuk haş burası. O zaman ne olur? Yine aynı mevzudan. yine ben paralel çekeceğim. Bakın, bu sefer şuraya doğru paralel çekersem, bu parça buna eşit olacak. Eşit olduğu anda yine burası dik olacak. E, A var, C var. Ha o zaman A çarpı C bölü Aşin karesi eşittir A çarpı C olacak. Heh, nereden geliyor? Öklitten. Biraz önce bir soruda yapmıştık. Bakın, burası buraya eşit oldu. Eşit olduğu anda da 90 var. O zaman ne olacak? Benim yüksekliğim yüksekliğimin karesi A çarpı C olacak. Bakın ne diyor? AB 9 diyor. E, D, C, 4 diyor. E, o zaman köşegenler kez geziştiği anda ki soruda söylemesi gerekiyor. Burada söylememiş ama soruda söylüyor diye düşünelim. H'in karesi eşittir 9 çarpı 4. O zaman H'in karesi eşittir 36. O zaman H eşittir ne oldu? 6 oldu. 6 ise ben H'i bulduğuma göre o zaman ne olacak? Yükseklik benim 4, benim yamuğumun bütün hepsinin alanı o. Orta taban A artı C bölü 2 çarpı H'tan dolayı. O zaman ne diyorum? Alan A, B, C, D. Ne olacak? A artı A dediğim şey 9. C, dedi, C dediğim şey de 4. 9 artı 4 bölü 2 çarpı yüksekliği de 6 buldum. 6 ile 2 sadece işte 3 kaldı. O zaman ne olacak? Alan A, B, C'de 4 artı 9 13 3 ile çarptım. O zaman benim hacmim 39 santimetre kare olmuş oldu. Ve bu soruyu da patlatmış olduk. İşte bu kadar arkadaşlar. İşte bu kadar. Çok da güzel oldu. Çok da iyi oldu. Olayı çok güzel bir şekilde anlatmış olduk. Konu biterken artık konuyu bitirdik. Yamuğu ve özelliklerini geçtim. Açı yaptık. Uzunluk yaptık. Yamuğun alanı yükseklik çarpı orta tabandı ve de ikiz kenar yamukta yan kenarların ikisi de birbirine eşitti. Dik kesişirlerse unutmayalım ne olacağını orta taban yüksekliğe eşit oluyor. O yüzden de alan h kare ya da orta tabanın karesi dik yamuğu da gördük. Orada dik kesişirse h kare eşittir. A çarpı c idi. Bunu da unutmayalım. Ve ödülü soru karşında hemen şuradan bir paralel çekebilirsin. İstediğini yapabilirsin. Çekersen bakın ikiye böler. Orta taban falan filan bulursun. Ödülü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Like butonunu kırmayı unutma. En önemlisi de sizleri sevdiğini unutmayın. Bir dahaki derste görüşürüz.